Karacabey Longoz'un National Geographic belgeseli gibi. Çok faydaları var bu böceklerin. Ya evlerden birinin içine girelim. Ben burada sadece kendim 270'ten fazla kuş türünü fotoğrafladım. Karacabey Longoz'u böyle nasıl diyeyim size, National Geographic belgeseli gibi. Hep böyle şey görürüz ya, bok böcekleri arkasında böyle şey yuvarlar dışkı parçasını. Hakikaten buraya uçarak geliyorlar. Birkaç parça böyle dışkı alıyorlar, yuvarlayıp kumların içerisinde kendi böyle buldukları uygun nemli, uygun sıcaklıklı ortama götürüyorlar. Çok faydaları var bu böceklerin. Nedir? İşte bir kere tohumları toprağa koyuyorlar ve hani verimliliği arttırıyorlar. Toprağı havalandırıyorlar. Çok harika yaratıklar. Niye bizde böyle bir küfür gibi bir şey var değil mi? Bok böceği falan. Bizim yatılı okurdum ben. Odamız çok dağınık olduğunda hocalarımız bize öyle derdi. Bok böcekleri falan. Hocam iyi bir şeymiş. Karacabey Longoz'un içerisine bir de film seti koymuşlar. Recep İvedik 6. Böyle bir tane yapay Afrika köyü kurulmuş. Bakalım mı? Ya evlerden birinin içine girelim. Karacabey Longoz'un da böyle kafamıza göre de gezmiyoruz aslında. Alper Tüy de yanımızda, hem de çok da sağlam bir lens var. Onu da gösterelim. Çünkü kuş gözlemcisiniz, evet, değil mi? Evet. Doğa fotoğrafçısıyız ama tabii kuş özelinde çıkıyoruz her yere. Peki şimdi böyle biz kafamıza göre bir köşe bir ben size sorular sorup burayı öğrenelim. Hem de çok izleyenler de öğrensin. Çok sevinirim. Türkiye'de hani longoz aslında çok fazla bilinmiyor. Longoz nedir soralım evet, mı bir longoz önce? Belki nedir? Longoz nedir? Longoz aslında Türkçe terimi subasar demek. Subasar ormanı demek. Deniz seviyesinde olur longoz ormanları. Deltaların içerisinde olur. Türkiye'de Kırklareli'deki İğneada longozu, Sakarya'daki Acarlar longozu, bir de Karacabey longozu var. Longoz ormanı dediğimiz zaman aslında suyun gelgit yapabildiği bir orman yüzeyi lazım. Mesela bizim bu ormanlarda 6 ay su içinde kalır orman. %80'lere varan bir oranda. Yer 6 ayda da yani yaz dönemine denk gelen 6 ayda da kurak geçer. Orada da o suların çekildiği alanlarda envai çeşit bitki çeşitliliği patlar. Burada endemik olan bitkiler var mı? Karabaş otları. Karabaş otları bu arada yaban lavantasıdır. Türkiye'nin hiçbir yerinde göremeyeceğiniz büyüklükte karabaş otu tarlaları var burada. 18-20 kilometreye varan uzunlukta bir koridorumuz var bizim. Komple baharda, özellikle buradan sizin takipçilerinize şöyle bir dipnot belirteyim. Nisan 15 ile Mayıs 15 arasında Longoz'a gelirlerse toprağı göremezler. Mosmor açan bir yeryüzüyle karşılaşacaklar. Üstünü yeşil, onun üstü mavi gökyüzü, altı da mosmor. Burası biraz böyle bana Avatar romanına benzettim ben. Hani Avatar'da çeşit çeşit şeyler oluyor. Biz bir tarafına yerli Amazonlar diyoruz, bir tarafına da yerli Afrika. Yani ikisini bir arada, ikisi de çok farklı değil mi? Bir tanesi yani suyla olan bir orman Amazonlar. Diğeri de kurak Afrika savanlarını. İkisini de andıran bir yapıya sahip. Yani 100 metre arayla yürüyerek Afrika'dan Amazonlara geçebilirsiniz burada. Ben burada sadece kendim kişisel fotoğraflarla 270'ten fazla kuş türünü fotoğrafladım. Belgeli kayıtlı. 270. Tabii 270 ve ya bu sayı 300'ü bulur. Diğer arkadaşların gözlemleriyle birleştirince bir 15-20 tane daha artıyor. Onların görüp benim göremediklerim de var işlerinde. Ben bir şey sormak istiyorum. Buranın giriş ücreti var mı? Hayır.
giriş ücreti yok. Karaca Belediye Longoz'da birisi geldi. Birisi girdi kapıdan. Nerede ne olduğunu sanacak? Ya aslında belediyenin küçük yönlendirmeleri var. Yapıldı burada. Tabelalar var. Orada okuyup hem ormanda nelere dikkat etmeleri gerektiğinden tutun da bu çeşitliliğin sebebine, rengine kadar hepsi belli aslında. Ama daha devam edeceğiz tabelalandırma çalışmalarına. Bunlar daha devam edecek. Doğal ortam burası. Burası bir laboratuvar gibi, bir sergi gibi. Doğanın insanlara çok kısa sürede çok fazla şey gösterebileceği bir alan burası. Hadi o zaman videoya veda edelim. Çok teşekkür ediyoruz Alper Bey'e. Rica ederim. Şimdi Karacabey Yeniköy sahillerindeyiz. Burası böyle baktığımızda ufuzun, ufuzun ucaksız devam ediyor. Koca Çay dediğimiz bir deremiz var bizim büyük. Onun denize döküldüğü noktaya kadar 22 kilometre. Ondan sonrası da var. Karacabey sınırları dışında Mudanya sahilleri başlıyor. Aynı sahil. Onlara saydığımız zaman daha fazla bir aslında uzunluğu var. Ve ince kumdan, plaj. Yer yer 200 metreye varan genişlikleri var sahilimizin. Ücretli bir plaj yok. İsteyen istediği yere şemsiyesini, şezlongunu atıp sili gibi sabahtan akşama kadar orada sahilde sahil tadını çıkartabiliyorlar. Pislik bakımından da çok şükür yakın bölgede bir sanayi tesisi bir şey olmadığı için denizimiz girilebilir yani aslında. Arkamda görmüş olduğunuz yer de ıhlamur ormanları bu arada. Karacabey yeşiliyle mavisiyle biz hep anarız ikisini. Yani ıhlamur ormanlarının bittiği yerde başlayan bir denizden bahsediyoruz burada. İstanbul için onlara çok güzel bir alternatif olabilecek evet, bir doğru. Uzaklıkta ve güzellikte. Yani İstanbul'da otururken böyle Şile sahillerine gidip trafikte 1,5-2 saat harcamak yerine çok rahatlıkla buraya da gelebiliriz. Bagaja, şemsiye, sandalye atıp yeterli. Direkt buraya geliyorsunuz.